Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa ve Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı hangisini? Yani Mansur Yavaş daha uygun geliyor bize. Recep Tayyip Erdoğan'a bırak beni kimse vermez. Geçti çünkü artık. Yani bitti, onların devri kapandı. Artık öyle cep doldurmalar, işte damat kaçmaları onlar bitti artık. Ben de gazeteciyim zaten, basın personeliyim, evet. Taraflı tarafsız, evet, taraflı gazetecilik, tarafsız gazetecilik. Dedi ya, tarafsız olan bertaraf olur diye. Biz bertaraf olan taraftayız. Biz Biz de bir yerde. taraf olan tarafta değil. Biz her zaman bertaraf olan taraftayız. Ama Mansur Yavaş mı? Eğer ki Mansur Yavaş yine hani Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koyduğu takdirde ben eminim ki alır. Onun üzerinde de çok büyük şeyler var. Hani oyunlar oynanıyor. Yok Mansur şöyle yapmış, yok Mansur böyle yapmış. Onun ıvır zıvırı bir yere dayanıyormuş. Ya kardeşim, bunun ıvır zıvırı nereye dayanıyor? Yani bu adamın yok mu cesaret madalyası ödülü? Geçen gün dünya bilmem İslam Birliği toplandı. Ne aldılar? Çok derin bir kınama gerçekleştirdik Filistin'e. Filistin'in neyini kınıyorsun sen? İsrail'in neyini kınıyorsun sen? Senin yapabildiğin tek şey kınamak mı? Yani biz hani süper gücüz? Biz önce o S-400'lerimizi bir alalım. Biz parasını ödedik, o milyarları bir alalım. Biz bir 128 milyar doların nerede olduğunu bir halka söyleyelim. Ondan sonra biz onu da kınarız, bunu da kınarız. Önce içeriği düzelteceksin. Ondan sonra dışarıyı düzelteceksin. Neymiş efendim? Oymuş buymuş. Ya herkes bir şeyler söylüyor. Bugün Filistin'in ne kadar toprağı var? 1947'de ne kadar toprağı vardı? 1960'ta ne kadar toprağı vardı? Onun daha öncesinde Filistin'in toprağı ne kadardı? Komple Filistin, yani İsrail diye baktığımız şu an haritada tüm toprak Filistin'indi. Ama şu an hiçbir şey. Çorlu kadar bir yerleri varsa vardır. O da yoktur zaten. Şimdi tamam, nerede bir zulüm varsa evet biz bunun karşısındayız. Filistin'de bir zulüm var değil mi? Çocuklar ölüyor değil mi? Evet, ölüyor. Bunun karşısındayız. Çin'de Uygur Türklerine zulüm yapılıyor yıllardır. Bunun karşısında değil miyiz? Her zaman karşısında. Orası aç çok önemli. Afrika'da açlıktan ölüyorlar. Biz bunun karşısında değil miyiz? Orada çocuk ölmüyor mu? Tek çocuk Filistin'de mi ölüyor? Sokağa çıkma yasağı yaptık. Evet, çok güzel. Çok başarılı bir adımdı. Ama o biz sokağa çıkma yasağını çok yanlış anladık yani. Biz çok yanlış anladık yani. Biz direkt çıktık ya. Anlatabiliyor muyum? Çarşının ortasında sokağa çıkma yasağının ikinci günü aşağı mahalleden arkadaşlar gelmişler burada. Asker uğurluyorlar ya. Hani bu kadar rahatlığa baksana yani. Filistin gösterileri yapalım, yürüyelim. Yürüyorsak buradan yürüyerek de Filistin'e gidelim. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama bu zulüm bugün yoktu. Sadece bugün yok. Bu zulüm yıllardır var. Kimsenin sesi çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Biz kandaşız değil mi? Biz Türk, Kürt, o bu kandaşız. Ya benim kanım Çin'de yıllardır ölüyor ya. Bir tanesi kalkıp bir şey diyor mu? Demiyor. Ağzı açıldıkları zaman TBMM'nin televizyonunu kapatıyorlar mı? Kapatıyorlar. Onun için kimse bu ülkede ne haktan bahsedecek, ne hukuktan bahsedecek, ne de adaletten bahsedecek. Her şey bitmiş durumda. Biz de bertaraf olduk işte. Teşekkür ederim. Saygılar. Abi yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa son finale Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Erdoğan kalsa hangisine oy verirsiniz? Mahsur Yavaş derim ben. Neden Mahsur Yavaş diyoruz abi? Neden Mahsur Yavaş? Şu insanlara şuradan duysunlar. Hani bu bazen şimdi kaba kullanmayayım da şimdi cehalet iddia ediyor Türkiye. Şu andaki yönetim cehaleti iddia ediyor, tamam mı? Çünkü neden? Hani diyorlar ya işte ya Recep Tayyip Erdoğan'dan bazen insanlar diyor ki adam mı? Adam demek ki çıkıyormuş, varmış. Bak ben diyorum ki Ekrem İmamoğlu. Ha Mahsur Yavaş fark etmiyor. Yani Mahsur Yavaş değil de Meral Akşener olsun fark etmiyor. Yeter ki bu iktidarın gitmesi lazım kardeşim. Yeşil alan kalmadı, dağ kalmadı, taş kalmadı, orman kalmadı. Bugün nereye baksan Manisa'da üzüm ağaçları kesiliyorsa zeytin ağaçları bakıyorsun ki orada beşli çete orada. Rize'nin İkizdere'ye bakıyorsan yine beşli çete orada. Köprü yapan yine beşli çete. Bu millet hani bazen diyor ki ben ülkücüyüm diyor, ben şuyum buyum diyor. Vatanını seven ne dedi bu millete? Bu millete daha çok koyacağız dedi anasına dedi, değil mi? Erkek olan delikanlı olanlar bunlara oy vermez. Benim görüşüm yani. Şimdi topluma hani öyle deyip de hani şimdi şey almayalım, kızan da olabilir ama ne yapayım? Ama görüyor, yalan mı bu? Yalan değil. Beşli ne dedi birisi? Telefonda diyor ki ya diyor bana diyor 150 milyon dolar diyor fazla diyor. O da diyor ki öteki ya bir şey olmaz daha bu milletin anasına çok koyacağız diyor. Bu milleti en iyi yerine koyuyor. Tamam mı? Ne diyordu şeyden önce? Ya bu anayasa mahkemesi yok mu bu anayasa? Ya anayasa mahkemesi
bugün Suriye'nin Güneydoğu'daki o mayın arazileri temizlemek amaçlıydı. İsrail'e verdi bu iktidar. Aynı Türk Telekom'u nasıl şeye verdiler, sattılar. Birileri gitti 3 milyon dolar aldı, 700 milyon dolara sattı. Sanki bu şey ortada tişört, yani bakkaldan bir şey satıyorsun. Ondan sonra dediler ki ya Anayasa Mahkemesi de ne yaptı? Dedi ki kardeşim bu memleketin halkın hukuku hani kamu yararı dedi. İsrail'e anlaşma söz ve işmeyi iptal etti. Niye Türk yok mu dedi ya burayı yapacak Türk temizleyecek bu mayınları. Ondan sonra ya bu CHP başka bir şey bilmiyor. Hep Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne AKP'den hemen şey alıyor. Diyor ki bu işte savcılar zaten biliyorsun. Giden bir tane öldü ya, bakan olamadıydı. Dindaşlığı cezaevinden çıkaran savcıya. Ya adalet kalmamış, hak kalmamış, hukuk kalmamış. Ondan sonra hiçbir şey kalmamış, kalmamış öyle kalmamış. Ondan sonra millete 10 liraya yaptığınız köprüyü bugün 110 liradan yapılmış bir milleti geçeni de geçmeyen de. Kütahya'da havaalanının ne yapmışlar biliyor musun? Yani 1 milyon zaten 3 tane şehir, vilayet orada 1 milyon nüfusu var. Bu ya havaalanı yapmış da 1 milyon kişi geçecekti. Ya zaten 3 tane şehrin 1 milyon nüfusu var zaten. Komplesi mi havaalanında? Neymiş? 16 bin kişi daha geçmiş. 16 bin kişi. 1 milyon nerede? 16 bin nerede? Bunu bu vatandaş Çorlu'dan arıyor, ödüyor. Veya işte Ankara'dan arıyor, ödüyor. Van'dan arıyor, ödüyor. Niye ödüyor bu millet? Biz niye kardeşim dünyanın bir jandarması mıyız? Suriyeli geliyor burada maaş alıyor. Benim vatandaşım 1800 lira ondan sonra maaş alıyor, geçinemiyor. Ev kirası zaten 1,5, 1 milyon, 2 milyon değil mi? Ondan sonra bizim vatandaşlar kuyulukta ondan sonra. Ya Türk milletine yani bu cehalet var olduğu müddetçe ama bir gün sonu var bu işin. Bunlar dünya haritasında da yer bulamaz zannediyorum ki bana göre, düşünceme göre. Yani illa ki bunlar Özal'ın şimdi kimse adını alıyor mu? Var mı? İsmi yok. Bunların da ismi kalmayacak Allah'ın izniyle. Değil mi? Kalmayacak. Çünkü adam bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs. 19 Mayıs İngilizler ne yaptı? İstanbul'da başkenti geldi, Vahdettin'i o zaman bastılar. Ondan sonra ne yaptı? Aldılar elinden. İngiliz kumandasına kaldı. Ne yaptı? Atatürk gitti Samsun'a. Orada halkı topladı. Orada o zaman Rumlar 1914'te köyleri yakıp yıkıyordu. Şimdi Atatürk o yakıp yıkanları unutup da Atatürk'e ya iki ayaş diyenler bu memleket, bu insanlar böyle kurulmadı. Kolay kurulmadı, ucuz kurulmadı. Çanakkale'de bu insanların 250 bin şehit var. Sarıkamış'ta 90 bin şehit var. Donarak öldüler. Niye öldüler bu insanlar? Ya şimdi o insanlar olsa, şimdi o insanlara bunlar hakaret ediyor. Şimdi adam bakayım kendi örf ve adetini çöplüğünü koyamıyor. Atatürk'e dil atıyor. Ya Atatürk kim? İnönü kim? İnönü hırsız yetiştirmedi kardeşim. İnönü profesör yetiştirdi. İnönü ne yaptı biliyor musun? Erdal İnönü 1983'te SHP'yi kurdu o zaman. SODEP. Ondan sonra bu siyaset benim işim değil dedi. Yalan dedi. Bıraktı gitti istifa etti. Şanıyla, şerefiyle. Anlıyor musun? Ondan sonra bu millete baskı yapmadılar. Bu millet sandıkta halkın tecellisi, halk pekala seni istemiyor kardeşim. O zaman halkın niye İstanbul'un seçimini ikinci sefere o kadar farklıyken niye 1 milyon daha farklıydı? Koskoca devlet, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, bakanlar, valiler, kaymakamlar yani bütün İmamoğlu karşısında çalıştı değil mi? Ne oldu? 1 milyon 800 bin lira fark etti değil mi? 800 bin. Yani demek ki bu insanlar artık burasına gelmiş kardeşim. Daha yani gideceği yer yok. Batmış yani.